diyorsunuz bu barajların altında kalıyor köyünüz, suların altında kalıyor. Yazık oluyor ki. Gelmese daha iyi, ne yapacağız? Peki bir cevabınız olacak mı bu işi yapanlara? Bir şey söyleyecek misiniz köylü olarak? Söylerim, niye söylemiş? Kerimizden geldi yukarıda. Yani mesela buraya su gelmeye başladığı zaman böyle ellerinizi kaldırıp teslim mi olacaksınız? Ne bileyim, öyle teslim olmadı. Hakkımızı verelim. Evvel mecbur buraya baraj geliyse yerlen paralarını öderler, arazını öderler. Ha, mesela parayla çözülüyor mu yani? Ya hükümet işi, bakarsan çözülür. Hükümete karşı gelemezsen. Ama yani, ama ben geldiğini istemiyorum, Allah biliyor. Değil mi bu dağ taş, yani bu sadece insan değil, işte bu ağacın kökünde yaşayan ya hayvandan tut, en yukarıdaki dalında yani, öten kuşa kadar hepsi yurt yuva bozulacak. Aynı, hiç şey yoktur. Ya bu hakkı gelecek mi? Ya şey aslında kimse değil gelmeyecek, kimse değil gelecek belli de. Aşağılarda başladılar işte Deriner Barajı, Boçka Barajı, oralar yapıldı işte Muratlı. Buralarda su tutuldu yani şimdi bu tarafa geliyor. Sizin burada 7 köy suyun altında, bu barajın kuyruğundan ikinci köy sizsiniz. Yukarıda evet. Diğer Adabaşı köyü burada sizin. Adabaşı'da kalkayım mı? Burada kalk. Yani bu kalkıyorsa Sayda'da kalkıyorsa çünkü su daha biraz daha aşağıdasınız. Neyle? Evet. Şam'dan aşağı. Olmaz bu araziye basan, ne güzel arazi. Haberiniz olsun. Biz söyleyip geçiyoruz. Yine sağ olasınız. Geleceğim yani. Geliyoruz. Geliyor Şevket amca. Vallahi. Haberiniz olsun. Bak bu coğrafya bu suyun altında kalır. Bu köy iyi yerinde. Yeri de güzel, arazi de güzel ama bu arazi bizim köyün değil. Kimin? Çifaruskalılar. Ofta. Yani en kıymetli arazi onlar. Niye buraya bak, az mı dalında elma, bak oradan koptu geldi. Şunun sertliğine bak, şunun güzelliğine bak. Evet, bizim köyün güzel. Dişesi yok. Onu demek isteyen. Dişerkilerin arazi. Tamam. Var, her şeyimiz oluyor Allah'a şükür. Elması da şuyu buyu hep oluyor ama arazi köyündeyiz. Olsun. Siz gene de haberiniz olsun. Biz gidiyoruz. Haberiniz olsun. Sağ olasın. Hadi eyvallah. Ay güle güle. Merhabalar, uğurlar ola. Ya sağ olasınız. Nereden geliyorsunuz? Ben Petran'dan geliyorum. Petran. Petran. İkizdere Petran. Nereye gidiyorsun? Rize. Burada Abusta köyüne gidiyorum. Rize'den mi geliyorsun? Rize'de, Rize'ye bağlı ola. Petran dediğim yer Rize'ye bağlı. Burada sakaylı satıyorum. Süpürge, maraltı süpürme için. Bunu toplayıp satıyorsun. Evet. Kaç kilometre geldin? Aşağı yukarı 9 saate geliyorum. 9 saat? 9 saat yaya. 9 saat yaya. Yaya, evet. Ne zaman çıktın yola? Ben dün önleri çıktım. Oradan çıktım. Şu şey köyü var. Bahçı köyü var. Bahçı'da kaldım bu gece. Şimdi şu anda da Abusta'ya geldim, biliyorum. Köyde peki nerede kalıyorsun?
Orada birini evinde misafir oldum. Tanımadığın birini. Tanıyorum adamı. Tanıyorsun. Tanıyorum. O gece orada kaldın. Evet. Şimdi devam ediyorsun. 9 saattir de yoldasın. Yoldayım. Peki bu 9 saat yolda hiç acıkmıyor musun? Susamıyor musun? Acıktım, susadım ama ekmeğim, aliyem yanıma. İstediğim yerde ekmek yiyorum. İstediğim yerde anadımı bir köylerde ekmek bulup yiyorum. Sadece bu işi mi yapıyorsun? Evet, bu işi yapıyorum. Bunlar ahırlarda kullanılıyor değil mi bu süpürgelikler? Bunların tanesi 10 lira. 10 lira. 10 lira. Yani bunda kaç tane var şimdi? Mesela kabul etçi ya 20 tane var ya 10 tane var. Kaçını kabul edelim? 10 mu 20 mi? 10'u kabul edelim. 10. Evet. Yani 100 lira. Evet. 100 liraya 9 saattir yürüyorsun. Evet. Bir de bunun tabi orada kesmesi var. Bunun kesmesi etmesi mesela bir güne kesersen, iki güne bunu yonarsan, ondan sonra katıra yüklersen, alıp yarırsan işte bundan işte. Katır bu değil mi? Evet, katır. 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 Peki çoluk çocuk var mı? Var. Kaç tane? 9 tane çocuğum var. 9 tane? 9 tane. Kaç yaşında bunlar, neredeler? Aşağı yukarı çocuklar anladın mı? Hepsi askerliğini yapmış. Erkek mi 9'u da? 7 tanesi oğlan. 7 oğlan? Erken. Evet. 2 kız. 2 kız. Evet. Evli barklı var mı bunlardan? Bunların 4'ü evli. Evet. İçi beşer. Onlar ne iş yaparlar? Onlar demirde çalışıyorlar. Rize'nin iki şeyde, içinde. İçinde. Rize'nin içinde. Eşin sağ mı? Eşim ölmüştür. Eşin o, yok. 12 senedir. Çocuklardan kim var yanında? Çocuklardan Nazım Kartal var yanında. Yani bir oğlum var. Bir oğlum yanında. Ben onunla beraber duyuyorum. Evet. Bu Zlavet Lastik Trabzon. Eskiden Trabzon'da üretiliyordu. Evet, Trabzon. Bunun fabrikası hala duruyor mu? Duruyor. Duruyor. Duruyor, evet. Yani piyasada pek giyen yok. Bir tek senin ayağında gördük bunca uzun yolculuklarda. Oluyor. Bir tek sende var. Cebinde ne var? Bu çok senin dikkatimi çekti. Tütün. Tütün. Tütün de koymuşsun cebine. Sarı tütün. Evet. Tütün sararım bundan. Evet. İstediğim bir yerde yakarım. Yaş kaç? Yaş 69. 69. Evet. 9 saattir yoldasın. Evet. Ama katır acıkmış, yeşil bulduğu yere gidiyor. Şimdi bu şeye gittim mi, Abusta köyüne, burada bir mola vereceksin. Bir mola vereceğim. Evet. Oradan geçeceğim Bayburt Çanı'na. Peki buradan ne kadar gideceksin daha kendi köyüne? Buradan ben kendi köyüme aşağı yukarı 2 gün daha ulaşamam. 2 gün? 2 gün daha ulaşamam. Şimdi sen 3 gündür yollardasın, evet. 100 lira bir çalgı süpürge satmak için değil mi? Bir süpürgenin denesi 10 lira. 10 lira? 10 lira. 10 tane vardı, 10 bağ vardı dedin, 100 lira. Mesela diye ki 46 tane vardı, sattım anladın mı? Hadi satarak da geliyorsun. Satarak geliyorum, nerede bulursam orada satıyorum. Kaç lira var şimdi cebinde? Cebimde var 750 lira para. 750 lira? Evet. Yani bunu hep bu yolda satarak mı geldin? Evet, geç satarak. Uzun yoldan geldin, yorgunsun. Evet. Uzun da bir yol seni bekliyor. Evet. Çok tutmayalım, zor bir iş. Uğurlar olsun. Sağ olun. Merhaba abi. Merhaba. Nasılsın? Hoş geldin. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Nereden geliyorsunuz? Oradan su aldı. Su aldınız. Su yok mu köyde? Suda, köyde su yok. Bir sondaj vurdular, o da zehirli çıktı. Suyu anladım. Peki bu ne? Bu odun. Su bir atası. Yakmak için? Yakmak için. Yani bazı böyle kök bitkiler falan kaynatılıyor, içiliyor. Acaba böyle bir şifalı bitki yok, midir? Yok, öyle bir şey yok. Bu şey. Şey. Su getirmiş de aldık, sobi atasın. Her gün böyle taşıyor musunuz? Yok, öyle bitti mi gidiyoruz alıyoruz abi, bir elde çeşme var. Yani bu suyun bir özelliği falan yok yani, normal içecek su. He, normal, bu bir şey yok. Su da yalnızdan akıp içiyor çoruk. He, çoruk akıyor da işte. İçilmiyor ama. İçilmiyor. Peki bu çoruğu şimdi ileride Laleli'de tutacaklar, buralar su altında kalacak, biliyor musunuz bunu? Vallahi onu biliyoruz da olacağı yok yani. Bu 5-6 senedir değiller hiçbir şey yok. Kalırsa ne olur peki? Ya olursa? Vallahi bilmiyorum ki benim. Biz bilmiyoruz. Ne olur? İyi mi olur, kötü mü olur ondan peki, da bilmiyoruz. Peki iyi olur mu mesela eviniz, barkınız, yurdunuz, yuvanız? Şimdi buraya geldiler. Hepsi su altında kalacak. Dediler şimdi biz ev vereceğiz, yer vereceğiz. Farz et 100 liraydıysa 200 lira vereceğiz. Öyle bir konuşma yaptılar. Yani ederinden iki kat fazla vereceğiz demişti. Belki sizi kandırmak için bu oyun olmasın. Vallahi benim devlet tarafından da adamlar geliyor. Devlet diyorsa doğru diyor diyorsun. Devlete inanıyoruz artık.
Ama bak bu Çoruk her gittiği yere bereket götürüyor. Her taraf yeşil. Bak, zaten bu Çoruk burada olmasa buranın hiçbir şeyi yok Bayburt'ta. Bu Çoruk'un şeyinden Bayburt böyle kıymetli. İsim ne abi? Aslan. Aslan abi. İlginç kaşların var böyle. Önünü görebiliyor musun kaşları? Bazı adam diye karşılaşıyoruz yani. Adama takmadım diye. Çok yumuş. Yoksa ablam çok mu beğeniyor? Dokun makaslara mı diyor? Bunları kestirse daha çok azıyor. Böyle makasla kessin. He, berber devamlı kesiyor bunları. Kesiyor mu? Kesiyor. Yani jiletle alırsan uzar da makasla kesersin. Makasından kesiyor. Tıraş olmadan olmuyor. Berber kesiyor. Yoksa bak yengemle birlikteydin. O kaşlarını çok beğeniyor mu diye dokundurdum ki o kaşlarını. Yok öyle bir şey yok. Yani bunu kestirse daha çok büyüyor. Valla bak bir de güneşe karşı yürüyorsun. Karşıdan araba maraba gelir. Aslan abi yolun açık olsun. Sağ ol, Allah razı olsun. Hadi uğurlar ola. Bak, sevgili seyirciler, Çoruk'u takip ediyoruz. Çoruk, Erzurum'dan aldık Çoruk'u, Bayburt'un içinden geçirdik. Şimdi Çoruk Vadisi'nin boyunca ilerliyoruz. Ta Borçka'ya kadar ineceğiz. Yani Hopa'nın üstüne kadar barajları anlatacağız. Biz barajlarda dönen olayları anlatacağız ama Çoruk gittiği yere bereket götürmüş. Bunu söyledik size. Ve İspir ile Bayburt arasında da doğal bir aktarın şu an önündeyiz. Ki bunlar aktarlarda satılan, şifa olarak satılan yemişlerden biri alıç ağacı. Alıç ağacının şu an altındayız ve alıcın da aktarlara satıldığını söyleyelim. Aktarlara sorarsanız kalp damardan tutun diğer birçok hastalıklara, vücuttaki iltihaba kadar atıyor ve biz dalından ağaçları topladık ve İspir ile Bayburt'un arasındayız. Sevgili seyirciler, Çoruk Vadisi üzerine kurulması planının barajlardan biri de Laleli Barajı. Laleli Barajı hemen arkamdaki köyden adını alıyor. Laleli köyün adı, eski ismi Kındız. Bu köyden adını ve bu gördüğünüz köyün arkasındaki dağların arkasında gövdesi yapılması planlanmış. Birazdan o dağın arkasına geçeceğiz. Bakalım orada bir çalışma var mı? Ve Çoruk Vadisi'ni sizlerle birlikte geziyoruz. Görüyorsunuz Çoruk gittiği yere bereket götürüyor. Hatta yanımızdaki uzmanımız, onu birazdan sizinle tanıştıracağız. Bereket Vadisi dedi. Hakikaten öyle. Bereket Vadisi ve Tanrı bütün Türkiye'nin harfiyatını bu bölgeye toplamış ama ortasından da Çoruk'u geçirmeyi esirgememiş ve buradaki o harfiyatın ortasından Çoruk bin bir bereketiyle geçiyor. Geçtiği her yere güzellik götürmüş, bereket götürmüş, yeşillik götürmüş ve arısından kuşuna, az önce de uçan keklikleri gördünüz ve dağın başındaki alıç ağacını gördünüz, doğal aktar. Her taraftan bereket fışkırıyor Çoruk'un gittiği yerde ama buralar suyun altında kalacak. Şimdi dağın arkasına geçeceğiz ve planlanan, düşünülen Laleli Barajı'nın orada neler oluyor oraya bakacağız. Daha sonra da yolumuz Çoruk boyunca devam edecek. Sevgili seyirciler, Çoruk'u takip ediyoruz. Az önce Laleli köyünden çıktık. Laleli köyün hemen arkasında büyük bir vadinin biraz daha daraldığı bir noktadayız. Yani Çoruk'u burada boğacaklar ilk olarak. Daha sonra zaten aşağıya doğru indiğimizde göreceksiniz. Çoruk orada boğuldu. Boşka'da, Yusupeli'nde, Deriner Barajı'nda
Onları göreceğiz. Yolumuz devam edecek ama Erzurum'dan çıktıktan sonra Çoruh ilk boğulacağı yerden biri bu olacak. Ama içimizde birazcık ferahlatan bir şey oldu. Biz burada bu boğazda Çoruh'un boğulacağını biliyoruz. Yol boyunca da 7 köy suyun altında kalacağını, köylerin içinden geçerek köyleri anlatarak geçtik. Ama burada henüz bir çalışma olmaması, henüz bir şantiye olmaması birazcık o Çoruh'un serinliğini yüreğimize taşıdı. Bu biraz bizi rahatlattı ama aşağıda da daralacağımızı, nefesimizin daralacağını, hep birlikte nefesimizin daralacağını birlikte göreceğiz. Oradaki kıyamı, oradaki vahşeti, oradaki büyük tehlikeyi de birlikte göreceğiz. Ama şu ana kadar Erzurum'dan çıkan Çoruh buraya kadar kendi özgürlüğünde akıyor. Umarız bu dar boğazda Çoruh kırtlaklanmaz, Çoruh boğazlanmaz ve kendi özgürlüğünde akar. Daha sonra barajlar ne olacak onu da gelin isterseniz Çoruh yolunca birlikte anlatarak dinleyerek geçelim. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İyiyiz hamdolsun Allah'a şükür. Siz değil misiniz? Biz de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Böyle yolun kenarında sizi ağacın altında dinlerken gördük. Herhalde iş bitmiş. Ayrılıyorsun. İstirahat ediyoruz da şu anda evle ezan okundu. Biz de istirahat ediyoruz. Sağ olun Allah razı olsun. Ne topladınız? Elma. Elma. Evet. Yeşil elma değil mi bu? Evet yeşil elma. Yeşil elma. İlaçsız, şeysiz elma. Doğal. Doğal. Bahçe sizin. Evet. Kaç ağaç var burada? Kaç elma ağacı var? Burada aşağı yukarı 100-150 tane ağaç var ama bir kısmı kuru tabii. Sadece elma mı var? Elma var evet. Başka? Kayısı da var. Aşağıda kayısılar da var. Evet. Geçim sadece bağcılık mı? Başka var mı? Burada geçti dağların tepesinde bir şey olmuyor. Burada malcılık olurdu. Malcılık artık zaten bahçeyle işte şu elmayla fasulye, mısır, bu tür şeyler, domates, salata. Kolay gelsin. Yukarıda çok komik bir elma mı var gülüyorsunuz böyle? Ya da kim yukarıda rehin kaldı? Dala çıkandan gülüyoruz, korkuya çıkmaya. Şimdi dalda eylemez diye. Evet. Onun için güldük burada. Elmaya değil ya. Orada kaldı diyorsunuz. Evet. Peki bunun başka yolu var mı? Hep merdivenle mi çıkılıyor? Hep merdivenle çıkılıyor. Bir sürü dallar tabii uzak olduğu için merdivenle çıkıp topluyoruz. Siz mi yapıyorsunuz bu işi? Erkekler... Yok biz kendimiz bir ağaç aldık yapıyoruz. Erkekler de yapıyor. Hı-hı. Şimdi erkeğimiz yok. Gençler yok burada. Genç kızı çıkardınız. Evet şey. Genci çıkardınız. Siz çıkamazsınız değil mi? Çıkarız ama o daha yenilik ya. Ama yani bu merdiven de böyle çok sağlıklı değil. İyi fena değil. Bu dallara karşı verdim hiçbir şey olmaz. Hep bağ bahçe mi? Başka uğraştığınız bir iş var mı? Hayvancılık falan böyle. Öyle bir üreticimiz yok. Evet ben Rize'de yaşıyorum. Rize'de çaylığım var. Yazın buraya yazlığa geliyoruz. Elma aldık topluyoruz. Sonra ne olacak? Buradan epeyce elma almışsınız. Bir kamyonet yüklenmiş. Daha da ağaçların altında. Gerçi bunlar... Çürük. Bunları altına toplamışlar. Onları orada çürüyecekler. Ne yapıyorsunuz sonra? Bunun pazarı var mı? Nerede satıyorsunuz? Şimdi pazarı yok. Burada ağaç alıyorlar. Elmaları satıyorlar. Şey, hani yemek için yani satmak için değil. Evet. Pazarda satmak için değil. Ama... Siz bunu yani dalında satıyorsunuz o zaman, hı, öyle mi diye? Ağaç olarak, mesela bahçeyi de tümüm satabilir ama satamadığı için biz de ağaç alıyoruz, topluyoruz, kışın aşağı koyuyoruz. O zaman müşteri nasıl bulunuyor? Gelip ağaçları görüyor, ben şu ağacı mı istiyorum diyor. Evet, bakıyor işte ağaçları beğeniyor, beğendiği ağacı diyor ki ben bunları toplayacağım. Yani elmayı dalında tartıyor. Evet, ona bir kıymet biçiyor, evet. Biraz yayınmeden dalında tartıyor, ona göre fiyat biçiyor. Mesela böyle bir ağaç kaça satılıyor? Böyle bir ağaç, ben bunu 50'ye aldım. 50? 50 milyon. 50 lira? Evet. Bu ağacı 50 liraya aldım. Yani burada
Vallahi gökteki yıldız kadar elma var bunda. Ucuz almışsın. Yani ucuz satılmıyor ya. Biraz daha satılsa, müşterisi bol olsa belki de o fiyata vermez. Yani. Müşterisi olmadığı için onun için. Vallahi yani bu ağaç bile duymasın, küser yani. Ben bu kadar eder miyim diye. Ben de söylüyorum, küser tabii ki. Çok ucuz. Ne kadar elma alınıyor mesela bu ağaçtan? Kaç kilo alınır? Şimdi abi ben bilemiyorum artık, göz kıymeti ne kadar çıkar tartıya koymadığımız için bilemiyorum. Daldan siz indiniz, herkesin ödünü ağzına getirdiniz. Sizi yukarı çıkarmışlar. Evet. İnemiyordun. Evet. Kamerayı görünce indin. Yok, kamerayı da görmedim daha doğrusu. Kimin evet. geldiğini görmedin yani. Okul var mı peki? Yok, okumuyorum. Ya neden? Ya ortaokul bitti. Ondan sonra biraz çalıştım. Ondan sonra evlendim. Evlendim. Evet. Yaşın kaç? 26. Göstermiyorsun ama biz böyle biraz daha 17-18 gibi, hani evin genci olur ya bu işlere, sen çık, sen şu işi getir, öyle gözüküyor. Doğrudur. O zaman Emin oğlum mu? Evet. Bir de kızım var. 7 yaşında. Eşin asker. Evet. Emin babasına böyle elinin resmini çizip gönderiyor mu? Yok, öyle gönderdi. Artık fotoğraf gönderdi. Evet, fotoğraf gönderdi. Önceden bu yaştaki çocuklar babalarına bir mektubun kağıdın üzerine parmağını koyardı. Kalem o parmakla arasında dolaştı. 5 parmağın izi çıkardı orada, evet. Şekli. Şimdi her şey gelişmiş ama. Evet, teknoloji gelişmiş. Evet. O zaman bir de tabisi bir Emin'i göstersin. Babası belki denk gelir, olur bir İnşallah. Askeri yemekhanede ya da televizyon olduğu yerde. Evet. Emin'i görür, buradan sevinir. Öyledir. Çok var mı tezkeresini almaya? Yok, 2 ay kaldı. Hı hı. Sağ salim gelsin kavuşun. Amin inşallah. Kolaylıklar diliyoruz. Sizi bekletmeyelim. Teşekkür ederim. Size de kolaylıklar.